Evet, yukarıda oğul var. Ben göremedim ama ha, şurada. Şurada. Gel ortak, gel burada. Buldu mu yer? Evet. Yer buldu mu? Ha, şuraya mı? Bakayım. Hadi. Bak bir. Şurada yoğunluk. Buraya konacaklar. Bir tane çıta mı getirsek, şöyle koysak? Ya yok, konuyor. Tamam, konuyor. Aha, şuraya gelecek şimdi bak. Şu dala konacak. Öyle gözüküyor. Başka yere gitmezse. Kraliçe çıktı mı? Çıktı. Niye öyle yaptın? Kaç çıta bu? Yaklaşık 3 çıta gibi duruyor ama. Şuraya yoğunla. Şuradan gelmiş. Ya bak bir, bu başka yere gidecek gibi ya. Başka yere gidiyor gibi. Şey şu. Burada da uçuyor çünkü. Tamam, burada bitti galiba. Tamam, burada bitiyor. Ya şuraya baksana, buraya geliyorlar, görüyor musun? Hani bu tarafa bak uçuk gidiyor, görüyor musun? Acaba dedim kaçar mı? Yukarıdan bu tarafa geçiyor. Ya bir konsa. Gerisi gelir de konmadı daha ya galiba. Evet. Hadi kon artık. Çok dağınık. Bir tane çıta ver de oraya koyalım bari. Öyle mi? Bak oraya konacak bak. Sanki burada yoğunluk var ama inşallah konar. Ama bir türlü konmadı ya. Çok yükseldi ya. Çok konmadı. Şey evet. Çok dağınık. Ya sen bana bir tane çıta ver ya. Çıta mı getir? He, getir bir tane çıta. Belki üstüne konar, şöyle ballı olsun. Ballı çıta. Var mı balık çöre? Kabarmış yani. Şey çıktı ya, o yavrular. Kesmedik biz de. Şey. Ya şuraya birimiz şöyle tutuvereyim ben, belki şeye bana gelir, biliyor musun? Çıtayı tutayım. Çıtaya gelir. Bak oralarda dolaştırıyor. Daha konmadı ya. Konacak yer bulamıyor. Sanki şuraya toplanacak gibi. Ya kararsız şu anda işte ya. Baksana. Dağınık taburlarda. Kaçacak, kaçabilir yalnız. İstediği dalı bulamadı. Şuraya kadar gelmiş ara, bakın. Şuralar hep arı. Şöyle oraya kadar. Genelde şurada yoğunluk. Ama maalesef çok dağınık bir yer. Şurada toplanma niyeti var da. Toplanacak dalı bulamıyor. Sıkıntı orada. Şöyle bir tanesini ver bakalım ya. Arı konacak yer bulamıyor. Salak burayı unuttu mu hemen? He? Kovanı unuttu mu hemen? Yok. Şimdi oğula çıktı o. Emin misin? Bak, tamam mı diyorsun? Tamamsa çıta götürmeyeceğim. Kondu mu? Tamam. Konmazsa kötü, konarsa sıkıntı yok. Şey bak, orası daha hala yoğun da o yüzden. Yok, oraya şey yapıyor. Tamam değil mi? Evet. Bakayım. Evet. Dur. Şöyle tutayım bakalım, belki buna gelir. Taksan abi. Takamam şimdi ya.
Ortak buraya konamayacak, ben sana söyleyeyim. Konamayacak oraya. Onu asayım mı şuraya bir yere ben? Vallahi nasıl asacaksın ki? Gerçi konacak, sallanmazsa konacak. Dur bak şimdi. O da konacak yer arıyor. Sen çekil çekil. Artık sen çekil, ben tutayım bunu çünkü ikimiz durmayalım, tek duralım. Ben kalayım mı? Yok, artık gerek yok herhalde ya. Evet, geliyor. Geliyor, sesten belli. Şu anda geliyor arılar. Arılar geliyor şu anda. Tamam, yakaladık. Al toprağın telefonu. Rüzgardan sallandığı için bir türlü konamadı. Beni çeksene biraz. Rüzgardan sallandığı için dalış yapamıyor. Dala konamıyor. Bak gördün mü? Geldiler. Sayılınca. Şimdi geldi bak. Aynen geldi. Sesten belli oluyor. Kovana bayağı bir kondu. 20-30 tane. Evet. Aldı, buraya geldi. Artık. Geldi geldi. Çıtaya geldi. Elimi nasıl karıncalandırıyor ya? Elim üstünde geziyorlar böyle. Sokmuyorlar ama değil mi? Yok, şimdilik sokmuyorlar. Sokarlar sayandır. Şimdi buraya konacaktı aslında ama rüzgar dalı sallıyor ya. Arı konsam mı konmasam mı diye tereddüte girdi. O yüzden çıta istedim senden. Kolu bir yolu lan. Nereden kaçtı acaba bu? Bilmiyorum. Çıta tutmak bu yönden faydalı. Eğer ki bir yere konacaksa zaten sıkıntı yok, konarlar. Fark ettin değil mi? Bak yer arıyorlardı. Evet. Ama o yeterli olmayacak sanki. Tabii şu dala konamadın mı? Evet, bir tane daha mı getirsem acaba? Sen buraya bir tane kovan getir aşağıya. Al. Buraya? He. İçine de iki tane çıta koy. Şöyle vereyim abi telefonu sana. Ha, telefonu mu? Cebine mi koy? Alayım ben. Evet. Videoyu evet. Durdurayım mı? Evet, yok durdurma. Bir yandan da videomuzu çekelim. Güzel, arıyı yakaladık. Şimdi bu oğul, bu arkadaşın oğlu olacak. Çünkü o gördü. Artık hangi kovandan çıktı bilmiyoruz ama. Şunlara bak ne güzel. Elim yoruldu. Şunu biraz şöyle şey tutsam, şöyle tutsam nasıl olur acaba? Bir ters tutalım. Yıldıray, bir tane kovan getir de artık içine koyabiliriz. Güzel, iki çıtalık arı var nereden baksanız. Evet, koy ortak yolu aşağıya. Burayı mı? He, içine de bir tane şey koy. Çıta getir bir tane daha. Elim yoruldu yav. Tamamdır, ana yavrusu. Al ortak. Herhalde şöyle aşağı indirdik bundan sonra. Heh, iki çıtalı karı. Arının çoğu kondu. İyi.
kişiydi değil mi? Tamam, onlar aşağı inerler. Büyük ihtimalle çünkü arı burada. Hala orada geziyor. Olmazsa bir çıta daha tutuver ya. Bir çıta daha tutuver yukarıya. Getir getir Ali. Büyük ihtimalle aşağı ineceklerdir ama. Hala boşaltıyor mu? Değiştireyim hemen. Kurusu yok mu? Hala o ileride var ya. Tavuklara bak, gel tavuklardan hemen. Şişt, arı mı yiyeceksiniz bakayım? Orada arı var. Ama sorun değil. Aşağı iner. Böyle bıraksak da o aşağı iner. Yerini buldu. Senin ana şeyse aldığın yer. Aldığın kova. He, ana aldım kovam. Yüzük aldım kovam. Evet arkadaşlar, oğul yakaladık havadayken. Gidiyordu, kaçıyordu. Yani şu aralarda dolaşıyordu. Arkadaşlar görünce teneke çaldılar uzağa gitmesin diye. Bakın hala sallanıyor dal, görüyor musunuz? Oraya konamıyor. Konamadığı için de büyük bir ihtimalle buradan gidecekti. Biz de gitmesin diye izlemiş olduğumuz yöntemi yaptık. Bu şekilde zaten arımızı topladık. Şimdi hiç problem yok artık. Bundan sonra endişeye gerek yok. O kendisi aşağı inecektir. Abi tenekeyi neden çaldın? Gürültü yapınca arı uzağa gitmesin diye. Genelde kum da atarlar böyle. Taş çarparlar birbirine, ses çıkarırlar. Arılar hani sesten dolayı olduğu yere insin. Çünkü çıtayı şöyle tuttuğun zaman, üstünde arı varken bağırdığın zaman arı böyle olduğu gibi durur. Yani sesten etkileniyor. Evet. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Böyle bir oğul denk geldi, hemen çektim arkadaşlar. Siz de böyle bir oğulla karşılaşırsanız ne yapacağız diye düşünmezsiniz artık. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.